arkadaşlar birey ve toplum ünitesiyle dersimize başlıyoruz İlk ünitemizdir insandan insana giden yol ilk konumuz e, ye, e, 7 sınıflarımız için yeşil renk belirledim arkadaşlar yeşil renk 7 sınıf yani sizlerin rengi insandan insana giden yol birinci ünitemizin ilk konusudur hemen başlayalım ilk konuda Tabii ki ne işleyeceğiz İletişim. 7 sınıfın ilk konusu ve önemli bir konudur arkadaşlar Çünkü İnsan toplumsal bir varlık olduğuna göre iletişimde olmazsa olmazlarımızdan bir tanesidir. Peki nedir bu iletişim? Duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasına biz ne diyoruz? İletişim. Bakın insanların duygu, düşünce ve bilgilerini akla gelebilecek her türlü yolla. Bunu yazıyla yapabiliriz, sözle yapabiliriz, işaretle yapabiliriz, kısa mesajla yapabiliriz. İşte her türlü yolla başkasına aktarılmasına iletişim denir. Arkadaşlar iletişim insanların olduğu her yerde vardır. Çevremizde olup bitenleri anlamak ve kendimizi çevremizdekilere anlatabilmek için iletişim kurmalıyız. Konuşmamız, susmamız, yüz ifadelerimiz, Oturuş biçimimiz, iletişim kurmak için yaptığımız bazı davranışlardır. Yani iletişim sadece sözlü olmaz. Buradan bunu da anlayabilirsiniz. Susmak bile bazen iletişim ögesidir. Yüz ifadelerimiz, mimik, jestlerimiz, bunlar, oturuş biçimimiz bile yeri geldiği zaman iletişim ögesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hemen devam edelim. Arkadaşlar iletişimin olabilmesi için 3 unsur gerekli. 3 tane önemli unsurumuz var. Bunlar gerekli. Bu üçün sorudan birincisi en az iki kişi. Yani iki kişi olmadan iletişim olmuyor. İki tane bireyimiz olacak. En az iki kişi dedik. Peki başka ne gerekli? Kişilerin birbirlerini fark etmeleri gerekli. Yani birisi bir şey anlatıyorken öbürü dinlemiyorsa bu iletişim olmuyor. Yani kişilerin birbirlerini fark etmeleri gerekiyor. Ve ortada iletilecek bir mesajın olması gerekli. Yani konuşmacı mesajını karşıdaki kişiye iletmeli. İşte bu üç öge olduğu zaman iletişim diyoruz. Peki iletişim çeşitlerine bir bakalım isterseniz. Kullandığımız yöntem ve araçlara göre iletişim 3'e ayrılıyor arkadaşlar. Öncelikle sol tarafta görüyoruz sözlü iletişim. Bunu zaten şu anda ben sizlere yapıyorum. Aynı zamanda bakın yazılı iletişim de yapıyorum. Ama birazdan geleceğim oraya. Mesela sözlü iletişim. Konuşarak kurduğumuz iletişimdir. Birbirimize günaydın demek, telefonla birbirimizi aramak ya da birini aramak, bir toplantıda konuşmak gibi şeyler sözlü iletişim ögeleri olarak, örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Hepimiz zaten günlük hayatımızda sözlü iletişimi bol bol kullanıyoruz. Peki, sözsüz iletişim nedir? Bir de buna bakalım. Yapıyor muyuz sözsüz, sözsüz iletişimi? Tabii ki yapıyoruz. Beden hareketlerimiz, jest ve mimikler, ses tonu, Fiziksel görüntü ve kıyafetler sözsüz iletişimi yansıtan bazı unsurlardır. Mesela birine gülmek ya da kaşını çatmak sözsüz iletişim ögesi olarak karşımıza çıkar. Örneğin birine kaşını çattığınız zaman nedir? Bu sizin sinirlendiğiniz anlamına gelir. O kişi kaşınızı çattığınızda sizin sinirlendiğinizi anlar. Bu bile iletişimdir. Mesela buradaki örnekte resimde görüldüğü üzere kişi ne yapmış? Böyle bir işaret yapmış çoğu e, vücut dilinde bu e, işaret tamam anlamına ben tamamım anlamına gelmektedir. Mesela bu da e, bu örnekte de bir sözsüz iletişim örneği karşımıza çıkıyor. Bir de arkadaşlar yazılı iletişim var. Yazıyı kullanarak gerçekleştirdiğimiz iletişimdir. Birine mektup yazmak ya da mesaj atmak ya da yeni yöntemler sosyal medyadan mesajlar yazmak yazılı iletişim örneği olarak karşımıza çıkar. Üç türlü iletişim çeşidi var diyoruz. Şimdi gelelim yine önemli bir kavrama iletişim konusunda beden dili. Sevgili arkadaşlar iletişimin en önemli ögelerinden bir tanesidir. Ne kadar önemsiz gibi dursa da beden dili iletişimin gerçekten önemli bir unsurudur. Çünkü hiçbir şey yapmasanız bile beden diliniz aslında sizin iletişime hazır olup olmadığınız ya da iletişimde ne kastettiğinizi gösteren şeydir vücudunuzun duruşu, jest ve mimikleriniz, yüz ifadeleri bu gibi şeyler fiziksel faaliyetlere desteklenen iletişime beden dili denir. Arkadaşlar insanlar put gibi konuşamaz. Yani dümdüz bir şekilde marş okur gibi konuşamazsınız. Kimi zaman sinirlenirseniz kaşınızı çatarsınız. Kimi zaman sol taraftaki örnekteki gibi ellerinizi kaldırırsınız. Kimi zaman kaygılanırsınız bunu yüz ifadenizle belli edersiniz. Düşüncelere dalarsınız bunu da belli edersiniz. Kızarsınız yine bu belli olur ya da üzülürsünüz. İşte sizin yaptığınız jest, mimik, yüz ifadeleri ve beden duruşuna biz iletişimde beden dili diyoruz. Gelelim bir diğer kavramımıza. Jest kavramı herhangi bir duyguyu, düşünceyi anlatırken beden, el, kol, ayak ve baş ile yapılan hareketlerin tamamına verilen isimdir. Mesela sağ taraftaki örnekte görüyorsunuz arkadaşlar kişi el kol hareketleri yapıyor ya da baş hareketleri yapıyor. İşte biz buna jest diyoruz. Mesela birini selamlarken başımızı öne eğeriz. Bu bir jesttir. Ya da şu işaret yapmak bir jest iletişimde bir jest kullanmaktır. Peki gelelim mimik nedir? Bir duyguyu, düşünceyi ya da bir konuyu anlatırken kaş, göz, ağız ve yüz hareketleriyle anlatmaktır. Buradaki örneklerde olduğu gibi bakın kişi üzgün, kızgın, sevinçli, korkulu ya da kaygılı ya da mutlu diyelim. Hmm. İşte buradaki yüz ifadeleri de yani bizim günlük hayatta kullandığımız yüz ifadeleri de iletişimde mimik olarak karşımıza çıkmaktadır. Arkadaşlar evet. iletişimin bazı güç noktaları vardır. Mesela etkili iletişim. Bakalım hemen etkili iletişim neymiş? Konuşmacının mesajlarını karşı tarafa en iyi şekilde aktarması ve mesajı alan kişinin mesajı en doğru şekilde anlaması etkili iletişimdir. Etkili iletişim şöyle arkadaşlar ben anlatacağım şeyi size en iyi şekilde anlatabiliyorsam ve siz bunu en iyi şekilde en doğru şekilde anlıyorsanız bu tam olarak etkili bir iletişim oluyor. Şu an zaten benim yaptığım şey sizlere bir iletişim sunmaktır. Peki etkili bir iletişim için nelere dikkat etmeliyiz? Buna bunlara bakalım isterseniz. Sen dili yerine ben dili kullanmak çok önemli. Birazdan zaten bu kavramlara değineceğiz arkadaşlar. İyi bir dinleyici olmaya özen göstermeliyiz. Etkili iletişimin önemli unsurlarından bir tanesidir dinleyici unsuru. Aşağılayıcı, suçlayıcı ve kırıcı olmamak yine etkili iletişimde önemli bir unsurdur. Konuşurken açık ve net olmak. Etkili bir iletişim yapmak için bence en önemli nokta bu arkadaşlar. Bazı insanlar ağzında geveliyor, eveliyor lafları ama anlatmak istediğin şeyi kısa, açık ve net anlattığın zaman işte bundan etkili bir iletişim başka şekilde yoktur diyebiliriz. Farklılıklara saygı duymak yine e, etkili iletişim için önemli bir nokta. Çünkü insanlar farklı farklıdır, kültürler farklı farklıdır. İnsanlara saygı duyduğunuz zaman etkili bir iletişim yapabilirsiniz. Empati kurmak, empati kurmak kişinin Kendisini karşıdakinin yerine koymasıdır. İşte bunu yaparsak etkili bir iletişim yine ortaya çıkar. Beden dilini kullanmak. Bakın biraz önceki dersimizde yani daha önceki dersimizde beden dilinin öneminden bahsetmiştik. E, konuşurken illaki beden dili kullanıyoruz. Ben bile bakın anlatırken size el kol hareketleri yapıyorum. Burada yüzüm görünmese bile bunu yapıyorum. İşte bu yüzden beden dili kullanmak önemli ve göz teması kurmak gerekiyor. Etkili iletişim için son olarak güler yüzlü ve tatlı dil olmak da çok önemli. Zaten atalarımızın bir sözü var bilirsiniz. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. İşte etkili iletişimin öneminden bahseden bir atasözü olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim sen dili kavramına. Biraz önce demişti ki etkili iletişimde sen dili yerine ben dili kullanılmalı. Peki bu kullanmamamız gereken sen dili neymiş? Bakın dikkat edin kullanmamamız gereken. O yüzden isterseniz sen diline şöyle bir çarpı atayım. Sen dili kullanmamamız gerekiyormuş. Bakalım karşımızdaki insanın kişiliğini hedef alan, yargılayıcı ve suçlayıcı konuşma biçimine biz sen dili diyoruz. Bakın kişiliğini hedef alan. Yani onu düzeltmek için değil, direkt hakaret içeren, suçlayıcı, yargılayıcı bir konuşma biçimidir. Sen dili cümleleri genellikle senle başlar. Yani bakın burada %100 demiyoruz. Tamamen senle başlayacak demiyoruz. Genellikle senle başlar ve senle biter. Yargılama, suçlama, eleştiri, öfke ve kızgınlık içerir bu cümleler. Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir. Mesela örneğimize bir bakalım. Buradaki adam kişiye kızıyor. Ne diyor? Derslerine neden çalışmıyorsun? Dikkat ederseniz bakın senle başlamamış ama çalışmıyorsun. E, direkt karşı tarafı suçlayıcı bir dil var. Eve neden geç kaldın? E, soru cümlesi olsa bile yine bir burada sen dili var. Çünkü yargılayıcı bir dilden bahsediyoruz. Yani bizim sen dili olmaması gereken, iletişimde olmaması gereken dil olarak karşımıza çıkıyor. Peki bizim iletişimde yapmamız gereken dil çeşidi neymiş? Ben dili. Buna da dikkat alalım. Ben dili kullanmamız gereken. Bakalım kişinin kendi duygu düşüncelerini ifade ederek konuştuğu konuşma biçimidir. Genellikle benle başlar ve benle biter. Birey duygu ve düşüncesini ortaya koyar ve iletişim ben dili kullanılarak kolaylaştırılır. Mesela örnek olarak derslerine çalışmadığın için başarısız olmandan korkuyorum. Bakın dikkat edin biraz önceki örnekte sen dilinde neydi? Derslerine neden çalışmıyorsun diye direkt karşıdaki kişiyi suçlama vardı. Ama burada kendisinin kaygı duyduğundan bahsediyor. Diyor ki Derslerine çalışmadığın için başarısız olmandan korkuyorum. İşte iletişimde olması gereken dil sen dili yerine ben dili olmalıdır. Bunu da örneklerimizde iyice pekiştirdiğimizi düşünüyorum. Şimdi gelelim yine iletişimin en önemli ögelerinden bir tanesine empati. Arkadaşlar empati kısaca bir kişinin kendini başka kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısından bakması, onun duygu ve düşüncelerini doğru anlamasıdır. Örnek veriyorum. Sınıfta bir arkadaşınızın başı ağrıyordur. Arkadaşınız bundan şikayet ediyordur, seslerden şikayet ediyordur. Sizin onun yerine kendinizi koyup düşünmeniz lazım. Acaba benim başım ağrısaydı, bu kadar gürültü olsaydı ben ne düşünürdüm? Mesela bu bir empati örneği. Zaten aşağıda da görüyorsunuz. Karşı tarafın duygularını anlayarak iletişim kurduğumuz takdirde daha kaliteli ve etkili bir iletişim kurmuş oluruz. Mesela bu örnekte olduğu gibi maçı kaybetmiş bir kişi var. O diğer kişi de yanına geliyor ve diyor ki maçı kaybettiğiniz için üzgünsün. Seni çok iyi anlıyorum. İşte bu kişi futbol, e, basketbolcu kişiye empati yapmış oluyor. Ya da sol taraftaki örneğimizdeki gibi bakın e, poposuna ok saplanan, e, ok saplanan bir kişi var. E, diğeri de diyor ki aynı şekilde o da e, aynısını yaşamış. Nasıl hissettiğini anlıyorum. Çünkü seninle aynı şeyi yaşadım. Yani empati kişinin Kendini karşıdakini yerine koyması olarak karşımıza çıkıyor. Peki gelelim etkili dinleme nedir? Bile buna bakalım. İletişimde bulunduğumuz kişinin sözünü kesmeden göz teması kurarak mesajı tam ve doğru alma etkinliğidir. Arkadaşlar eğer bunları yapıyorsak biz zaten etkili dinleme yapıyoruzdur. Karşıdaki kişinin sözünü kesmeyeceğiz ve mutlaka göz teması kuracağız. İletişimin en önemli ögelerinden bir tanesidir. Mesajı tam ve doğru almak işte etkili dinlemenin önemli noktalarından bir tanesidir. Etkili dinleme en az konuşmak kadar önemlidir. Bizim anlattıklarımız karşıdakinin anladığı kadardır. Yani etkili dinleme istediğiniz kadar güzel anlatın. Karşıdaki kişi etkili dinleyemiyorsa anlattıklarınız adeta derler ya bir kulağından girer, öbür kulağından çıkar. Peki gelelim etkili dinleyicinin özelliklerine bir bakalım sizlerle beraber. Etkili dinleyici dikkatini konuşmacıya verir. Bakın bu örnekte olduğu gibi. Kişi anlatırken bir şeyi karşıdaki kişi dikkatli bir şekilde karşıdakini dinliyor. Dikkatini konuşmacıya verir. Konuşmacının sözünü kesmez ve göz teması kurar. Konuşmacı ile tartışmaya girmez. Dinlerken başka işlerle meşgul olmaz. Eğer bunu yapıyorsa zaten etkili dinleyemiyor demektir. Empati kurarak, yargılamadan, suçlamadan dinler, dinlediğini belirten söz ve vücut dilini kullanır. Mesela bir kişi size bir şey anlatıyorken siz onun e, ona dinlediğinizi göstermeniz gerekiyor. Hı hı diyebilirsiniz ya da kafa e, e, kafayla bunu onaylayabilirsiniz karşıdakini. İşte bu da e, etkili dinleyicinin özellikler arasında karşımıza çıkıyor. Evet, bu arkadaşlar. konu içerisinde göreceğimiz ilk kavram medya kavramı. Arkadaşlar medya dediğimiz zaman şu anda aklımıza özellikle sosyal medya geliyor. Ama medya çok geniş bir tanım. Gazete, dergi, radyo, televizyon ve genel ağ yani internet gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan genel terime biz medya diyoruz. Medya o kadar geniş bir terim ki sadece internette bağdaştırılamaz. Gazetede bir medya aracıdır. Dergiler, radyolar, televizyonlar, internet Bunların tamamına biz medya aracı diyoruz. Medyanın sosyal iletişim ve etkileşim gücü özellikle günümüzde son derece artmıştır. Bu gelişmeler günümüzde sosyal medya ve dijital medya kavramlarını ortaya çıkartmıştır. Zaten bakın şu an sosyal medya üzerinden bir ders işliyorsunuz. Sosyal medya eğitimi alıyorsunuz aslında. Ee, aslında bu da çok güzel bir gelişme baktığımız zaman. Çünkü... Geçmişten günümüze teknolojinin gelişmesiyle imkanlar arttı ve fırsat eşitliği doğdu. Hemen devam edelim. Bir diğer kavramımız kitle iletişim kavramı. Ee, çeşitli araçlar kullanarak çok kısa sürede birden çok kişiye ulaşmaya kitle iletişim denir. Yani elinizde bir iletişim aracı var. Bu iletişim aracıyla yüzlerce kişiye, binlerce kişiye ulaşabiliyorsunuz. İşte biz bu tarz iletişime kitle iletişim diyoruz. Aslında medya araçlarının neredeyse tamamı kitle iletişim aracı olarak karşımıza çıkıyor. Mesela gazete. Bir gazeteyi bir günde e, belki 100 bin, 150 bin, 200 bin kişi okuyor. Sayı günümüzde gittikçe azaldı. Çünkü artık internet gazeteciliği diye bir şey çıktı. Ama en azından yine kitlelere ulaşabiliyor bu araçlar. Mesela dergi, mesela radyolar arabamızda giderken bir radyo kanalı belki yüz binlerce kişi dinliyor. O yüzden radyoda bir kitle iletişim aracıdır. Televizyon, mesela haber kanalları, yine eğlence kanalları, yine spor kanalları, birçok kanallar yüzlerce kişi tarafından aynı anda izleniyor. İşte kitle iletişim aracı olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle akıllı telefon ve internette yine kitle iletişim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Arkadaşlar medya ve kitle iletişim araçlarının isterseniz birazcık olumlu ve olumsuz yönlerine bir bakalım. Öncelikle olumluyu konuşalım. Medya ve kitle iletişim araçları gerçekten hayatımızı artık kolaylaştırıyor. Özellikle birçok alanda bize destek oluyor. Peki bu olumlu yönleri neymiş? Yeni ve yeni bilgi ve düşüncelerin yayılmasını sağlar. İnsanlar arasında etkileşimi arttırır. Bilgilerin dünyanın her yerine hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlar. Kamuoyu oluşturmakta etkili olur. Bakın kamuoyu yani halkın düşüncesi bir konu hakkındaki düşüncesi yine insanların eğitilmesinde rol oynar. Mesela şu an yaptığımız gibi medya ve kitle iletişim araçlarının olumlu yönleri olarak bunlar karşımıza çıkıyor. Tabii ki her güzel şey tamamen güzel diye bir şey de yok. Medya ve kitle iletişim araçlarının olumsuz yönleri de vardır. İsterseniz buna da bir bakalım. Bağımlılık yapar ve sosyalleşmeyi azaltır. Saatlerce telefonla uğraşmak ya da saatlerce medya araçlarıyla uğraşmak medya ve kitle iletişim araçlarının olumsuz yönlerindendir. Yine aile bağlarını zayıflatması medya ve kitle iletişim araçlarının olumsuz yönleri olarak karşımıza çıkar. Toplumdan kopuk bireylerin sayısının artmasına neden olur. Kültürümüzün bozulmasına yol açar. Beden ve ruh sağlığının bozulmasına da medya ve kitle iletişim araçları etkili olabilir. Bu da olumsuz yönleri olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar son olarak Rütük Radyo Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na hep birlikte isterseniz bir bakalım. Rütük çünkü radyo ve televizyonları denetleyen çok önemli bir kuruluş arkadaşlar. Ee, sağ tarafta da zaten logosunu görüyorsunuz. Ne demek? Açılımı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu. Radyo, televizyon ve genel faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemekle görevlendirilen devlet kuruluşudur. Bu kurum akıllı işaretler gibi projeler geliştirerek başka başta çocuklar olmak üzere aileleri bilinçlendirmeye çalışmaktadır. Tabii ki e, sadece akıllı işaretler gibi bir görevi yok rutin. Aynı zamanda radyo yayınlarını, televizyon yayınlarını genel şekilde denetlemek ve uygun olanları açmak, uygunsuzları uyarmak, hatta ilerlerse bu hatalar cezalandırmak, sansür yapmak gibi görevleri de vardır. Peki arkadaşlar akıllı işaretler demişken sol tarafta akıllı işaretleri görüyorsunuz. Zaten bakın burada sıra sende bölümü var. Sıra sende bölümlerinde söz hakkı size gelecek. E, yorum kısmına yazmanızı bekleyeceğim. Sorumuz şu: Akıllı işaretlerin anlamlarını söyleyebilir misiniz? Zaten şu ikisi çok kolay. Bakalım diğerlerini herkes biliyor mu? Yorum kısmında sizlerden e, bekliyorum arkadaşlar akıllı işaretlerin anlamlarını yazarsanız çok sevinirim. Teker teker okuyup beğenmeye de çalışacağım. Evet arkadaşlar, günlük hayatımızda kitle iletişim araçlarını kullanırken çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyoruz. İletişimle ilgili bir sorunla karşılaştığımızda haklarımızın ve sorumluluklarımızın neler olduğunu bilmek gerçekten çok önemli. Geçen sene zaten hak, sorumluluk, özgürlükler nelerdir bunları öğrenmiştiniz. Zaten sosyal bilgiler dersinin amacı da sizleri etkin bir vatandaş olarak yetiştirmektir. İşte böyle bir sorunla karşılaştığımızda da hak ve sorumluluklarımızı bilerek bu sorunların üzerine gideceğiz. Peki kitle iletişim özgürlüğü nedir? Haberlerin, olayların, düşüncelerin ve bilgilerin kitle iletişim araçlarıyla serbestçe paylaşılmasına biz kitle iletişim özgürlüğü diyoruz. Şimdi arkadaşlar anayasamız bizi burada koruyor. Anayasamızın 20. 22. ve 26. maddelerinde kitle iletişimle ilgili hak ve özgürlüklerimiz belirtilmiştir. Bakın dikkat edin anayasamızın 20, 22 ve 26. maddeleri kitle iletişimle ilgili hak ve özgürlüklerimizi belirtiyor. Bu da zaten demektir ki şu bu hak ve özgürlüklerimiz anayasa tarafından ...koruma altına alınmıştır. Yani anayasamız bizi e, kitle iletişim konusunda korumaktadır. Bu haklarımızı da bildiğimiz gerektiğini vurgulamıştık. Peki gelelim işte anayasamızda belirtilen hak ve özgürlüklerimiz... ...iletişim özgürlükleri nelerdir? Öncelikle haberleşme hürriyeti. Hürriyet zaten özgürlük demek. Yani haberleşme özgürlüğü. Arkadaşlar haber, düşünce ve bilgilerin gazete, radyo, televizyon, internet gibi kitle iletişim araçları yoluyla özgürce ulaşılması ve dağıtılması. Yani biz bu haberlere özgürce ulaşmamız gerekiyor. Kişilerin istediği herkesle serbestçe iletişim kurabilmesi de aynı zamanda haberleşme hürriyetidir. Eğer bu hakkınız elinizden alınıyorsa zaten sıkıntı var demektir. Bu hakkınızı zaten elinizden alamazlar. Çünkü biraz önce vurgulamıştık. Bu hakkımız anayasa tarafından, bu özgürlüğümüz anayasa tarafından korunmaktadır. Gelelim bir diğer iletişim özgürlüğümüze. Doğru bilgi alma hakkı. Bireylerin devlet, kurum ve kuruluşlarının görevlerinden dolayı sahip oldukları bilgilere ulaşabilme hakkına sahiptir. Arkadaşlar bizim bir konuda bilgi edinmemiz gerekiyor. Bunu ilgili makamlara e, gereğince, hak ve özgürlükler gereğince ulaştırdığımız zaman bize bilgi verme zorunluluğu vardır. Yani bizim doğru bilgi alma hakkımız vardır. Bu hakkımız yine anayasa tarafından koruma altındadır. E, bir diğer e, iletişim özgürlüğümüze gelelim. Düşünce ve ifade özgürlüğü. Arkadaşlar e, herkes düşünce ve kanaatlerini sözle Yazıyla ya da resim gibi çeşitli araç ve yollarla serbestçe açıklanması ve yayma hakkına sahiptir. Yani istediğiniz şeyi düşünebilirsiniz. İstediğiniz şekilde yazı yazabilirsiniz, resim çizebilirsiniz ve bunları serbestçe yayabilirsiniz. Zaten anayasamızın maddeleri de bizi buna teşvik ediyor. Düşünce ve ifade özgürlüğü var demektir. Gelelim özel hayatın gizliliğine yine iletişim özgürlüklerinden bir tanesidir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Siz istemediğiniz müddetçe kimse buna dokunamaz. Buna göre kişilerin özel hayatına müdahale etmek ve bunları paylaşmak suçtur. Tabii sizin rızanız olmadan bunu özellikle belirtmiştim. Bakın sağ taraftaki karikatürü görüyorsunuz. Ee, burada bazı uygulamalar var. Ne olduğunu zaten sizler bilirsiniz. F harfi Facebook, G harfi Google, İşte kameralar var, bir gözler var falan. Instagram'da gelmiş ve demiş ki ben de izleyebilir miyim? Peki bu karikatür ne ifade ediyor? Arkadaşlar e, sosyal medya uygulamaları ve bazı telefon uygulamaları çok da güvenilir değil. E, bazı uygulamaları kurduğunuz zaman sizlerden bazı konularda izin isteniyor. O izinleri küçük küçük yazıyorlar ki ne olduğunu anlamayın diye belki kameranıza ulaşmak bile istiyorlar. Belki mikrofonunuza ulaşmak istiyorlar. Bu ne demek? Kameranıza ulaşmak demek o uygulama kameranızı kullanabiliyor demek. Yani aslında sizi izliyorlar. Ya da mikrofonunuza ulaşmak isteyen bir uygulama sizi dinliyor demektir. O yüzden bu uygulamalar aslında çok da masum uygulamalar değil. Özel hayatın gizliliği ilkesine de aykırı uygulamalar olarak karşımıza çıkabiliyor. Peki gelelim iletişim özgürlüğü konusunda artık son özgürlüklerimize. tek zip hakkı. Arkadaşlar bu konuyu lütfen iyi dinleyin çünkü öğretmenlerimiz genellikle yazılarda tekzip falan sorarlar. Basın yayın organları bazen yanlış haber, resim ve bilgileri yayınlayabilmektedir. Bu durumda mağdur olan kişi düzeltme yaptırma yani tekzip yayınlama hakkına sahiptir. Tekzip burada eşittir. Ne olarak karşımıza çıkıyor? Düzeltme yazısı. Diyelim ki sizle ilgili bir yanlış haber var. Bu haber kesinlikle yanlış. Siz gazeteyi arayıp diyorsunuz ki benim hakkımda yanlış haber yapılmış. Ben tekzip yazmak istiyorum. Bakın sağ tarafta tekzibin bir örneği var. Düzeltme ve cevap diye bir gazeteden e, örnek aldım sizler için. Cumhuriyet gazetesinin 2014 tarihli nüshasında birinci sayfada kızı zayıf aldı. Fatura öğretmenine çıktı başlığıyla manşetten yayınlanan. Altıncı sayfada ise sınav kağıdı değil öğretmen değişti. Başlığı altında ayrıntısına yer verilen haber tümüyle yalan ve iftiradır. Ayrıca ilgili haberi yapan yayın kuruluşlarına kendi talepleri üzerine diye devam eden bir yazı var. İşte bakın burada kişi kendiyle ilgili yanlış haberi ne yapmış? Tekzip etmiş. Bu da tekzip örneği olarak karşınıza çıksın diye koyduğum bir görseldi. Gelelim basın özgürlüğüne. Anayasamıza göre basın hürdür yani özgürdür. Sansür edilemez. Basın ve yayın organları belirli kurallar çerçevesinde özgürdür. Sansür her türlü basın yayın organlarında yayınlanacak unsurların önceden devlet tarafından denetlenmesidir. Basın yayın hürdür, istediği haberi yapabilir. Bu da anayasa tarafından iletişim özgürlükleri çerçevesinde koruma altına alınmıştır. Evet sevgili arkadaşlar, bu konumuzla birlikte ilk ünitemiz olan birey ve toplum ünitesini tamamen bitirmiş oluyoruz. Çok kısa sürede ikinci ünite konularına da sizlerle birlikte başlayacağız. Derslerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Eğer bize destek olmak isterseniz de videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.